Herkese tekrardan merhaba. Tomb Raider serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. En son bu manzaraya karşı kalmıştık. Gördüğünüz gibi önümüzde duran kuleye çıkacağız. Artık radyo iletişim kulesi, telsiz kulesi gibi bir şey. Oraya çıkacağız ve oradan çağrı yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle. Kamp alanı keşfedildi. Tamam, kamp alanını keşfettik. Yetenek puanımız yok. Donanımımız var. Yani malzememiz var. Biraz daha biriksin. Biz biraz daha ilerleyelim. Zira artık şu kuleye çıkmak istiyorum. Nö. Sakın düşeyim deme. Amını. Of, ortumu. Ağzının ortasına bir tane vurdun mu görürsün o zaman. Öyle takla atarsın işte. Çakal. Sen kimsin lan? Şuna dur. Şuradan okumuza geçelim. Ok da biraz daha şöyle tık diye vurabilirim sanırım. Nasıl ya? Nasıl ya? Oğlum kan çıkartıyorsun, öl. Öldü. Sen de. Evet. Sizlere mermi harcamak istemiyorum dostum, anlıyor musunuz? Nasıl ya? İmkanı yok. Neyse, hallettik sanırım. Sen abi bir de ateşli ok atıyorlar ya. Aa, vuramadım mı? Yapma be. Aa, kaç tane var sizden? Tamam. Sana da bir takla. Attırırız icabında. Çok da zor değil hani. Şimdi anladığım kadarıyla gitmemiz gereken yer o taraf. Şunları toplayacağım. Öncelikle şuraya bakmak istiyorum. Ya yokum yokum, ben yokum burada ya. Al. Neredesin? Neyse. Şuraya çıkabiliyor muyum? Evet. Şunu alayım. Peki hala. Sakin sakin. Of. Aa, öldün mü? İnşallah öldüm. Geliyorum. Hazırlanın. Sakin ol evlat, sakin ol. Hemen üstünü inceleyelim. Sana da bir bakalım. Seni de alalım. Buraya çıkabiliyor muyum? Tabii ki hayır. Evet. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Ve bir şey bulduk. Evet. Matias kesinlikle şeytani bir adam. Vahşetten ve öldürmekten bahsederken çok rahat konuşuyor. Bu delilik. Diye söz ediyor. Bunu aldık. Aldım değil mi? Bunu materyal malzeme iyi yani, önemli. Bir kal orada. Bir orada kal. Orada kal. Orada kal. Çıkart lan o kafanı. Yoksa ben çıkartırım. Evet.
güzel hallettik sanırsam. Oraya gideceğim. Ama orayı bir inceleyelim. Aman diyeyim. Kalkanlı geldi. Yalandan çekilin. Nalet. Oo benim diyor. Shift tuşuna basarak. O zaman. Evet, aynen bu şekil. Demek istediğim. Evet, hala hayattayım dedi. Lara ablamız. Beni öldürmek o kadar kolay değil. Beni öldürmek için bundan daha fazlasına ihtiyacınız var dedi. Ki gerçekten de öyle. Hayatta kalma konusunda ondan iyisi zorlanır. Çünkü o bizim Lara'mız. Bunları alamıyorum. Şurayı açabiliriz. Aç hadi. Evet, malzememizi aldık. Güzel. Ateş yakalım. Bakalım. Belki kullanacağımız bir şeyler çıkar. Orası zaten aynı yer. Yeni bir eser daha bulduk. Bir tür askeri kimlik etiketi. Kanjisini bilmiyorum. Yani alfabesini bilmiyorum. Bunlar 2. Dünya Savaşı'nda mı kullanıldı diye acaba diyor. Hani bizim künyeler olur askerlerde. Bunlar da aynı şekilde Japonların kullandığı, Japon askerlerin kullandığı künyelerden bir tanesi. Oradan geldiğimiz yere gidebiliriz ki öyle yapmayacağız. Evet, onu yakamıyoruz. Acaba vurabilir miyiz? Yani herhangi bir şey değilmiş. Elon gibi bir şey değil. Sen. Evet, kamp alanı keşfedildi. Radyo kulesi. Şuna bir bakalım. Metalas adanın gerçek doğasını hakkında ipuçları toplamaya da başladı. Ama planı neydi? Vallahi ben de bilmiyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda hep birlikte öğreneceğiz. Artık şeytani planlarına bir dur diyebilecek miyiz? Ve radyo kulesine tırmanış başlıyor. Evet. Okay, here we go. Uzun ve zorlu tırmanışın sadece başlangıcıydı. Lara başına gelecekleri bilmiyordu. Hepsini yaşayarak ve tecrübe ederek öğrenmişti. Tıpkı bunun gibi. Her attığı adımda biraz daha hevesi kırılıyordu. Biraz daha morali bozuluyordu ama bu onu zafere götüren sonuçtan mahrum etmiyordu. Gördüğünüz gibi yerden metrelerce yükseklikte, kışın ortasında, üstsüz yarım kollu ablamızın maceraları bu şekilde devam ediyordu. Çok yüksek.
Ve tırmanışları devam ediyordu. Bunun insanın başı dönüyor be. Evet. Hadi Lara. Yapabilirsin kızım. Haydi. Hadi. Tut. Bir daha. Zıpla. Hop. Helal sana be. Helal sana be kız. Ve zafere ulaştı. Şimdi yardım desteklerine telsiz çağrısında bulunacağız. Ve yardım isteyeceğiz. Sanırım. Evet, telsizimizi çıkarttık. Alex. Lara. Panelin önündeyim. Pekala, kule vericiden gelen sinyali güçlendirecektir. Okey. Tamam. Tamam, acil durum kanalını bul. Ve yardım çağrısının yayınlanmadan önce radyodan net bir şekilde şey alıyor. Hey. Burada herkes senin için dua ediyor, Lara Croft. Teşekkür ederim. Radyoyu ayarlayacağız. Şimdi temiz bir hat bulabilmek için. Evet, bir yayın aldık ama cızırtılı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu biraz daha netleştirmeye çalışacağız. Evet, gördüğünüz gibi yayınlıyoruz. Mayday, Mayday. Ben Endurance Mürettebatı'ndan Lara Croft. Ejder üçgeninde bir adada karaya oturdum. Yardıma ve tıbbi malzemelere ihtiyacımız var. Lütfen cevap verin. Hadi ama. Mayday, Mayday. Ben Endurance Mürettebatı'ndan Lara Croft. Hava tesisi N177A Alfa. Geminiz imdat sinyali aldığınızdan beri sizi arıyoruz. Yaklaşık olarak konumuzu bilmiyoruz ama bir görsel işaret iyi olur. Bir çaresine bakacağım. Yakın zamanda size ulaşacağız. Tamam. İşte bu Lara Croft, sen benim kahramanımsın. Yes. Hey, biliyor musun? Reyes bile gülümsedi. Doğru, bir işaret göndermemiz gerekiyor. Ateş, yakıt, alevler. Bunu yapabiliriz. Evet. Yapabiliriz Lara. Hadi bakalım. İş başına. Çöp çöp. Gördüğünüz gibi radyo kulesine haber verdik. Uçaktan bize yer belirlemesi yapmamızı istiyorlar. Yerimizi belirleyebilmek için de onların görebileceği uzak mesafeden görebilecekleri bir sinyal vermemiz gerekiyor. Yakıt depoları. Evet, gördüğünüz gibi yakıt deposunun vanasını patlattık ve yerler gördüğünüz gibi benzinle dolmaya başladı. Öncelikle burayı patlatmadan önce veya işte ne yapacaksak onu yapmadan önce burayı bir biraz araştıralım. Zira işimize yarayan bir şeyler bulabilmemiz mümkün. Sürü şişeler var. Ah. Evet, kıvılcım çıkartabileceğimiz bir şeye ihtiyacımız vardı. Ve gördüğünüz gibi kendimize çakmak taşı yaptık. Çakmak taşı. Artık meşalemizi bildiğiniz gibi bir ateş şeyinden almamız gerekiyordu. Ateş kaynağından almamız gerekiyordu. Gidip meşalemizi tutup yakıyorduk. Artık çakmak taşımız olduğu için direkt istediğimiz zaman çakarak meşalemizi aynen şu şekil hop
Gördüğünüz gibi yakabiliyoruz. Şimdi tek yapmamız gereken rock and gördüğünüz gibi ateş gitti ve patlamayla birlikte siyah dumanlar oluştu ve yardım çağrısı gönderdiğimiz uçağın içindeki kişiler çıkarttığımız sinyali gördü ve o da ne? Uçağa yıldırım düştü. Japonca bir kelimeyle kimse terk edemez. No one lives. Ve uçağa arda arda yıldırımlar düştü. Gördüğünüz gibi arkada bir bayan sesi çıkıyor ve no one lives diyor. Aman kafama düşecek kafama. Oğlum ekran çok sallanıyor, göremiyorum. Aman tanrım. Zıpla Lara. Zıpla. Gördüğünüz gibi yardım çağrısı verdiğimiz uçak ne yazık ki bizi kurtarmaya gelirken, yani bize yardım etmeye gelirken bilinmeyen bir ses tarafından kimse terk edemez şeklinde söyledi ve yıldırımlarla uyuştu ve uçağın içerisinden atlayan bir mürettebat paraşütle aşağı indi. Şimdi ona ulaşmamız gerektiğini söylüyor Lara ablamız. Hep birlikte gidip o pilotu bulacağız. Bunun için gördüğünüz gibi şöyle ve böyle hop 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 hayır 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 çık hadi kızım yapabilirsin yapabilirsin Lara hoppa hadi evet koş koş çok güzel. Çok iyi gidiyoruz. Hadi. Evet. Çöküyor her yer. Hadi yürü be kızım. Of. Affedersiniz. Gördüğünüz gibi dağ kenarlarına inşa edilmiş evler, tahta evler, uçağın da harabeleriyle yıkılıyordu. Pilotumuza saldıran eşkıyalar hayatta kalan son adamı da öldürüyorlar bıçakla. Lara orada mısın de sesine bizi duydu. Zırhlı abimiz. Yani o kadar basit değil de abi. Evet. Gördüğünüz gibi şunu alalım. Pilotumuz öldü. Pilot artık aman aman diyor. Pilot artık pert. Pilotta bir işimiz kalmadı. Toplayabildiğimiz malzemeleri toplayalım. Hızlı bir şekilde. Evet, güzel. Şunlar kalıyor. Eğim sorunu var biraz bende. Şurada da bir yer gördüm. Acaba burada bize bir kaynak çıkar mı? Ve güzel. Hadi. Yes. Güzel. Bu güzel oldu. Bu güzel. Bırak 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 bırak. Evet. Pilotun arkasındaki yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Acaba bizi buradan sonra ne gibi sürprizler bekliyor? Yeni bir kamp alanı keşfettik. Gördüğünüz gibi birazdan gireceğim kamp alanına ve geliştirmelerimizi yapacağız. Lara, ne oldu? Aniden sebepsiz bir fırtına ortaya çıktı. Bulutlar uçağın etrafını sardı. Lara, beni dinle.
Kazayı buradan gördüm. Demek ki bana yakın bir yerde olmalısın. Buraya sağ salim gel yeter. Tamam. Yoldayım, geliyorum. Kamp alanında şimdi dinleme vakti. Aklımdan çıkaramıyorum. Birdenbire sebepsiz bir fırtına ortaya çıktı ve uçağı düşürdü. Bu mantıklı değil. Mantıklı olmadığını biliyorsun Lara. Bir açıklaması olmalı. Henüz ne olduğunu bilmediğim bir açıklama. Şimdi bir adet yetenek puanımız var. Bu yeteneği %25, %45, %15. Yani buraya bayağı bir geliştirme yapmışız. İzleyiciden gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 adet yeteneğimiz açık. Ve şu da gelmiş, uyanık okçuları. Bunu zaten almamıştık. Bunu da almamıştık. Hatırladığım üzere saldırıdan neye verebiliriz? Bir bakalım. Saldırıldığında savunmasız kalmaları için düşmanların gözlerine toz taş atmanı sağlar. Hiç gerek yok öyle şeylere ya. Buradan ne açabilirim? Hiçbir şey açamıyorum. O zaman maalesef bunu açacağız. Öğrenelim. Shift ile eğilip ardından F tuşuna basarak düşmanlara kısa süreliğine kör bırakabilirsin diyor. Deneyeceğiz. Deneriz. Şimdi 1265 adet malzememizle silahlarımızı geliştirebiliriz. Gördüğünüz gibi okumuzda geliştirmemiz gereken hiçbir geliştirme yok. Güncelleme yok. Tüfek almıştık. Tüfeğimizi geliştirebiliriz. Tabancamız vardı. Ben tabancadan yanayım. Zira tabancamızı geliştirebiliriz. Daha fazla isabet ve hasar sağlıyor. Ve hassas bir stik ile atış miktarı arttırılabilir. Yani fire rate'ini arttırabiliyormuşuz. Şunu alalım. Tamam, bunu yapalım. Hasarımız artsın. Daha sonraki geliştirmeleri de paramızın yettiği kadar buna yapmak istiyorum. Şarjörümüz fazladan 15 mermi alsın. Bu güzel. Silahın sabit tutulmasını sağlayarak ateş anında isabet oranını arttırır. Biz buna sıktığımız zaman mermiler sürekli böyle farklı farklı noktalara gidiyordu bildiğiniz üzere. Gördüğünüz gibi silahın arkası, bak kabzasına bakın, en arka noktasına, oraya bir şey bantlıyor. Ve bu da omuzumuza dayarken silahı daha az sekmesini sağlıyor ve daha isabetli atışlar yapmamızı sağlıyor. Bunu da açmamız gerekiyor kesinlikle. Evet, gördüğünüz gibi bu da ateş ettiğimizde ateşin mermi namlunun ucundan çıktığı zaman geri tepme oluşturuyor. Geri bir ateş, yani bir basınçla birlikte geri tepme meydana getiriyor. Bu geri tepmeyi azaltıyoruz ve daha sabit, daha stabil atışlar gerçekleştirebiliyoruz. Dilersek çift şarjör yapabiliriz. Veya ateş etme hızını arttırabiliriz. Bu 350, bu 300, 200. Şunu yapalım. Tamam, ondan sonra da bu ikisini yapacağız. Geri kalan topladıktan sonra daha doğrusu. Tuzak kurmuşlar. Tuzağa oturduk. Hayır çocuklar, sakin olun. Evet, bir havak bulduk ve bunu okumuzla kombinleyerek kendimize alanları, mesafeleri kapatabilmemizi sağlayan, bakın. Buraya ateş ediyoruz. Orta tuşla attığımızda E ile basarak objeleri hareket ettirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Yukarıya çıkmanın bir yolu olmalı. Var tabii ki, neden olmaz.
Evet dostlar. Bakalım. Bu ne var? Şey yok gibi. Neyse devam edelim. Şimdi halatı bağlamak için uygun bir yere benziyor. Böyle odunlara ve karşısındaki iplere şöyle halatlarımızı bağlayarak kendimize geçiş noktaları oluşturabiliyoruz. Ve buradan basarak gördüğünüz gibi bize bir köprü. Proje üstleniyor bir nevi, yani burada köprü kırıldığı için başka bir türlü geçiş yolumuz yok. Ve bu şekilde geçebiliyoruz. Fakat ben şuraya da gitmek istiyorum aynı zamanda. Oraya yaptığımızda diğer yol kapanıyor gördüğünüz gibi. Çünkü burada malzeme var. Onu almamız bizim için gerekli. Şeyler var mı? Ağaç topluyorum, yaprak topluyorum, çiçek topluyorum. Ok alamıyoruz. Burada herhangi bir toplamamız gereken başka bir şey yok. Şimdi gördüğünüz gibi dağ köyü geldik şu an. Dağların arasından, içlerinden. Aa, bulduk. Ayağa kalkabilmene çok sevindim. Sen ve ben ikimiz de sevindik. Bir an için her şey yolundaydı ama sonra fırtına ortaya çıktı. Aniden, sebepsiz yere. Bu senin suçun değil Lara. Onları buraya ben çağırdım Rod. Hey, başka bir çare bulacağız. Mayday, mayday. Hava tesisinde 11'in yardımcı pilotu Joseph konuşuyor. Merhaba, beni duyabiliyor musun? Yere inerken kötü yaralandım. Acil tıbbi yardıma ihtiyacım var. Beni duyan var mı? Kaptan Joseph, beni duyuyor musun? Bir duman işareti yerleştirdim. Lütfen cevap verin. Kahretsin, beni duyamıyor. Ona ulaşmam gerekiyor. Hayır. Endişelenmemiz gereken kendi insanlarımız var. Seni buldukları anda onlarla buluşmamız gerekecek. Onu orada yalnız başına bırakamam. Ona ulaşmam gerekiyor. Bazen fedakarlık yapmak zorunda kalabilirsin Lara. Herkesi kurtaramazsın. Ben fedakarlık ne demek biliyorum. Hayır. Sen kaybın ne demek olduğunu biliyorsun. Fedakarlık senin yaptığın bir seçimdir. Kayıp ise senin için yapılan bir seçimdir. Onu ölüme terk etmeyi seçemem Brod. Anla beni lütfen. Onun da yaşamaya hakkı var. İkinci bir şansa. Gördüğünüz gibi kamp alanımız keşfedildi. Güzel. Gördüğünüz mavi dumanların çıktığı yere diğer ikinci yardımcı pilotumuz oraya düşmüş ve bize yardım çağrısında bulundu telsizden. Biz de şimdi onu kurtarmaya gidiyoruz. Şuralarda herhangi bir obje yok. Tamam. Hepsi de patates oldu. Şuradan eserimizi alışalım. Orada kimse var mı? Derken geldi. Bir şişli havan ve tokmak görevi görüyor. Muhtemelen tıbbi ilaçlar hazırlamak için kullanılıyordu. Gördüğünüz gibi içerisindeki boşluğa çeşitli otları, bitkileri yerleştirerek bunu böyle ileri geri sürerek içerisinde öğütülür. Öğütüyor ve kendilerine işte ilaç, tıbbi malzemeler yapıyorlardı. Gizli bilgiler aramak için inceleme yap. Şöyle etrafına bakacağız. Gizli ne varmış? Şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi. Havan haznesinde küçük kemik parçaları var. Umarım hayvan kemikleridir. Yani insan kemiği olmasın. Buradayım Reyes. Durumumuz nedir? Bir grup adamı kente kadar takip ettik.
Burası delice bir yer Rod. Burada ne yapıyorlar? Bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Sen veya Whitman'dan bir haber var mı? Henüz yok. Lara seninle mi? Evet, yakında sizinle buluşmak için dağdan aşağı ineceğiz. Tamam. Biraz daha yaklaşmayalım. Bu kanalı açık tut. İki yay parçası bulundu. İki de iki. Yay parçasıyla kendimize yay yapabilir miyiz acaba? Bunu kamp bulduğumuz zaman öğreneceğiz. Şöyle de yakalım ya. Güzel. Söndür. Bir tane de yukarıda var. Gördüm. Gördüm. Görmedi sanmayın. Görmedi sanmayın dostlar. Benden kaçmaz. Benden kaçmaz. Şunu da yakalım. 4 oldu. Şunu da yakalım. Hatta orası da güzel geceleri ışıl ışıl parlasın. Tamam, söndürebiliriz. Gördüğünüz gibi mesela artık o yukarıda duran kutuları kıramadığımızda şunu yapıyoruz. Çektiğimizde gördüğünüz gibi aşağı düştü. Ve artık onları açarak kullanabiliyoruz. Şunları yakın abi ya. Şunları yakın. Gece göremiyoruz önümüzü be. Buradan tekrar geldiğimiz noktaya dönebiliriz. Buradan da pilot abimizin yanına doğru yol alıyoruz. Evet, işte sinyal. Sinyal yani, sinyal ne? Aşağıda bir şeyler var. Abimiz orada bizi bekliyor. Hadi artık geri dönmeliyiz. Kapa çeneni de bitireyim. İşiyordu ve işini bitirdi. Ve şimdi biz de onun işini bitiriyoruz. Güzel. Kaçmaz. Etrafına bakacaksın abi. Etrafına bakacaksın. Zor bir şey değil yani. Sonuçta. Sen ne yaptın? Açtın kollarını, dua mı ediyorsun? Peki. Oo. Orası nereye giriyor acaba? Çok merak ettim. Yok yok, fazla merak değilim. Tamam. Orası bizim geldiğimiz yere gidiyor ya, tekrar tepeye çıkmamızı sağlayan yere. Bizim gitmemiz gereken yer tabii ki de burası. Aşağıda eser var. Abi aşağıda eser var. Dur lan dur. Ben alacağım o eseri. Ben o eseri alırım arkadaş. Kimse de beni durduramaz. Evet, gördüğünüz gibi zaten gayet de yakın. Hemen alıyoruz. Gümüş Matara bir Amerikan deniz piyadesine ait olmalı. Bütün bir birlik olarak mı, yoksa sadece öncü birlik olarak mı adaya geldiler acaba? Hemen gizli bilgimize bakalım. Bu işaretler öldürülen düşmanları mı, yoksa kaybedilen arkadaşları mı ifade ediyor? Hangisi olursa olsun tam içkilik bir durum. Gördüğünüz gibi arkalarına işaretler atılmış. Burası da labirent gibi yerlerden bir tanesi. Nefret ediyorum ama gene de şöyle bir gitmeye çalışalım. En azından şu malzemeleri alabiliriz sanırım. Abimiz ileride. Burası da biraz karmaşık bir yer. Gördüğünüz gibi tüfeğimizi geliştirmemiz için iki parça daha bulmamız gerekiyor. Şurada da yumurtalar var. Yumurtalar da Easter egg gibi bir şey. Hani gene aynı bunlar gibi böyle toplanabilecek şeylerden bir tanesi. Ama biraz zorlar tabii. Hani onlarla
Sadece gördüklerimi alırım. Yani şey yapmam, fazla uğraşmayacağım. Açık söylemek gerekirse. Şu da kitabım var, kitabımızı alalım. Büyük elçi korkunç. Bazı sırlar keşfetmiş ve Yamatay'dan kaçmış. Ne öğrendi? Peki ona ne oldu? Seninle kitap alacağım. Çünkü sen kitapsızsın. Ve gördüğünüz gibi abi yanına burada gördüğünüz gibi yoğun bir rüzgar akışı var. Acaba izin verecek mi gitmemize? Gördüğünüz gibi fırtına şiddetli ve o hayır. Sakın. Lara çık. 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 Hayır, kahretsin. Kopacak. Hadi yaparız. Hayır. Ne korktun be Lara? İmdadına yetiştik işte. Çık şuradan çık. Captain Joseph. Nereye gitti bu? Ya hem yardım çağrısı veriyorsun, buradayım diyorsun, hem çekip gidiyorsun ya. Seninki de iş yani Joseph Başkan. Dağ geçidine geldik dostlar. Hey Lara, Rod bize uçak kazasını önerdi. Endişelenme, bu adadan kurtulmanın başka bir yolu olmalı. Umarım öyledir. Senden haber var mı? Eski bir Japon sarayına kadar onu takip ettik. Bu pek hoşuma gitmedi. Hey, endişelenme, o muhtemelen sadece etrafa bakınıyordur. Korkunç derecede yalancısın Alex. Orada dikkatli olmanız gerekiyor. Bol şans, bol şans. Bir de konuşabilsem. Ah ah. Çok affedersiniz dostlar, hemen bir şeye bakmam gerekiyor. Peki. Şimdi kamp alanına geldik. Ve Eik Yay adlı yayımızı güncelledik. İki parçasını tamamlamıştık. Kamp alanına geldiğiniz zaman o objeyi, affedersiniz, o objeye sahip olabiliyorsunuz. Bir adet yetenek puanımız var. Yetenek puanımızı sanırsam buraya veremiyorum. Henüz çünkü açılmadı. Buradan da herhangi bir şeye veremiyorum. Açık yok. Ve burada açılan gördüğünüz gibi şunu açalım madem hayvanlardan ve bitkilerden daha fazla malzeme elde edebiliyoruz. Sertlere yetenek kademesi açıldı. Yeteneklerinizi verdikçe farklı yetenekleriniz açılıyor. Mesela ne diyor? Düşman yakın mesafedeyken balta ile saldırmak için F tuşuna basın. Pekala. Gördüğünüz gibi yeni yetenek açıldı burada. O yetenek sayesinde, yani şu yetenek sayesinde gördüğünüz gibi çevrenizdeki gizli ödülleri bulman için güçlü bir sezgi sağlar. Bunu açtığınız zaman çevrenizdeki gizli nesnelerin yanına yaklaştığınız zaman yerlerde parlıyor. Beyaz parlayan şeylerden bahsediyorum. Yanlarına gidip toplayabilirsiniz. İsterseniz, dilerseniz. Güncelleştirme yapalım. Okumuzu büyüttük. Gördüğünüz gibi okumuz bu hale geldi. Şöyle çevrilmiyor daha fazla. Oklarımız, yayımız gelişmiş bir halde. Gördüğünüz gibi 3 adet geliştirmesi mevcut ve şunu yapabiliriz şu an puanımız yetiyor. Halka tetik kullanarak atış hızını oranını arttırın. Şu gördüğünüz tutma yerine, çekme yerine bir adet halka yerleştiriyor. Bak gördüğünüz gibi şöyle. Oranını arttırıyormuş. Yapılabilir. Tüfeğe bir güncelleme yapabilir miyiz? Atış hızımızı arttırıyor. Yani ben oktan yanayım. Yani ok kullanmayı seviyorum. O yüzden oku güncelleştireceğim. 200 puanım kaldı. Ona da sanırım başka bir şey açamıyorum. Evet. Pekala. Güzel. Devam ediyoruz. Yolumuza. Ateş yak. Yaracım. Burası oraya çıkıyor zaten. Şunu alalım. O yol.
Şurası orada buraya çıkıyor zaten. Oradan geldiğimiz aynı yol. Farklı bir yoldan ilerlemedik. Bu arabalar kofun döneminden daha eski bir tarihe işaret ediyor. Gördüğünüz gibi bayağı eski yapıtlar. Burada oyma, erişçiliği. Çok çok eski tarihlerden kalma. Kutsal bir yolculuk. Bir kraliçe. Himiko mu? Gördüğünüz gibi kalan pilotumuz burada. Bize yardım çağrısında bulunan pilot. Kaptan Joseph. Bir dur Lara. Bir saniye. Tamam gideceğiz. Sakin. Evet Kaptan Joseph. Aman tanrım. Oo tepeden variller attılar. Patlayıcılı variller ve kolum. Bir çocuğa göre çok fazla soruna sebep oldun. Ama çok saf ve evciden tahmin edilebilir birisin. Öldürün onu. Oniler. Muhafızlar burada. Oniler geldi. Himito'nun koruyucuları. Hadi kıpırda kıpırda. Gördüğünüz gibi herkesi aşama tatiler. Bu ne be? Kesilmiş düzüler, düzinelerce insan, asılmış insanlar, parçalanmış cesetler, kokuşmuş bir ortamda gözlerini açıyor Lara ablamız. Ve biz de tam bu noktada bu bölümü bitiriyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız bu noktadan tekrar sizlerle birlikte olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.